Evet, yeniden keyhole tekniğini anlatmamız için başka küpte keyhole'u uygulayacağız. Bu sefer küpümüzün 3 köşesi de hazır. Bir köşesi yok. Bu keyhole, anahtar deliği köşemiz. Uygulamaya başlayalım. Keyhole'de ilk önce üçlemeleri yapıyoruz. Her zamanki gibi. Daha sonra üstteki renk yeşil, 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 kırmızı. Üstteki renk neyse rengi bulunduğu köşeye üst tarafı çeviriyoruz. Kırmızının olduğu yer solda olduğu için sol tarafa çeviriyorum. Yeşil ve kırmızı da olduğu için anahtar deliğimi kırmızı ile yeşilin olduğu yere getiriyorum. Çünkü keyhole'ü uygulayacağım iki uzantı burada. Kırmızı zaten burada ama kırmızı buraya, sarının olduğu yere de yeşilin gelmesi için sağ tarafı çıkartıyorum keyhole'ün olduğu deliği. Üst tarafı sağa çevirdikten sonra üçlemelerim oluşuyor, gördüğünüz gibi kırmızı. Keyhole sayesinde aşağı aldığımda kırmızı ve yeşil yerine oturmuş oluyor. Küpü tekrar düzelttiğim vakit yeşil köşem tamamen oluşmuş durumda. Tekrar bir üçleme yapıyorum. Keyhole'un mantığı çok basit. Üçlemeleri oluşturuyorsunuz. Üstteki renk mavi. Üstteki renk neyse rengin bulunduğu köşeye üst tarafı çeviriyorsunuz. Mavi sağda olduğu için sağ tarafa çeviriyorum. Tekrar anlatayım kısa bir şekilde. Üçlemeleri oluşturuyorsunuz keyhole'de. Keyhole tekniğinde üstteki renk neyse, hangi renk ise rengin bulunduğu yüzeye üst tarafı çeviriyorsunuz. Turuncu, 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 mavi. Mavi sağ tarafta. Sağ tarafa çeviriyorum üst tarafı. Ve görüldüğü üzere turuncunun buraya, mavinin de bu yüzeye oturması lazım. Keyhole'de şu an tam altımızda. Eğer keyhole'de üst tarafı sola çeviriyorsak sağ tarafı çıkartıyoruz. Bunu yazabilirsiniz. Keyhole'de üst tarafı sola çeviriyorsak sağ tarafı çıkartıyoruz. Ben üst tarafı sağa çevirdiğim için sol tarafı çıkartıyorum. Sola çevirdiğimiz zaman ise tekrar göstereyim. Üçlemelerimi oluşturdum. Üstteki renk mavi. Mavinin olduğu yere getirdim. Üst tarafı sağa çevirdim. Sağa çevirdiysek sol tarafı çıkartıyorum. Keyhole uyguladığım zaman üstü sola çeviriyorum. Aşağı alıyorum. Görüldüğü üzere turuncu, mavi yerine oturmuş oldu. Baktığımız zaman yeşil yüzeyin olduğunu, turuncu yüzeyin olduğunu görüyoruz. Pekala, şöyle bir durum olursa ne yapacağız? Üçleme oluşturacak üst taraf kalmadığı zaman, gördüğünüz üzere üçleme oluşturacak bir renk yok. Sarı ve sarıların olduğu bir köşe olduğu için üçleme oluşturacak bir durum bulunmuyor. Üçleme oluşturacak küp kırmızı ve mavi burada. Yine aynısını yapacağız. Keyhole'ü kullanacağız. Anahtar deliğini buraya getiriyorum. Bunu üst tarafa alacağım. Bunu üste çıkartmak için anahtar deliğini getirdikten sonra çıkartıyorum. Döndürüyorum. Aşağı alıyorum. Renklerimi tekrar aynı yerlerine getiriyorum. Buradaki mavi kırmızıyı üste çıkarttık. Keyhole uygulamam için. Mavilerin olduğu yere getirdim.
Mavi, 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 kırmızı. Ne demiştik? Keyhole'de uygulanacak metot, taktik. Üstteki renk neyse, üçlemelerden sonra üstteki renk neyse rengin olduğu yüzeye üst tarafı çeviriyoruz. Kırmızı olduğu için üstteki renk kırmızı olduğu için kırmızı yüzeye üst tarafı sağa çeviriyorum. Mavi ve kırmızı da uygulama yapacağım için aşağıdaki anahtar deliği dediğimiz keyhole'ü mavi ve kırmızıya getiriyorum. Üst tarafı sağa çeviriyorsak sol tarafta işlem yapıyorum. Sol tarafa çeviriyorsak sağ tarafta işlem yapıyorum demektir. Şu an için üst tarafı ben tekrar gösterecek olur isek mavi 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 ve üstündeki renk kırmızı. Üstteki renk neyse o yüzeyi çeviriyorduk. Çevirdik. Sağ tarafa keyhole'i getirdik. Mavi ve kırmızıların olduğu uzantılara. Sağ tarafa çeviriyorsak sol tarafı çıkartıyoruz dedik. Sol tarafı çıkartıyorum. Üstü sola çeviriyorum. Uzantılarım oluştuğunda tekrar aşağı alıyorum. Ve tekrar kübümüzü çeviriyoruz. Gördüğünüz üzere kırmızı, yeşil ve turuncu üzerlerinin hepsi oluştu. Tek bir köşemiz kaldı. Bunda da yapmamız gereken keyhole'ü kapatarak çömez metodunda uyguladığımız algoritmanın aynısı. Sol tarafı çıkartıyorum. Beyaz birinci katmanda beyazlarla ilgili açık bir köşe bırakmadan kapatıyorum. Tek bir köşem kaldı benim. Onda da çömez metodunda uyguladığımız algoritmanın aynısını yapıyorum. Keyhole 3 köşenin oluşmasını sağlar. Denk düşerse 4 köşenin oluşmasını sağlar. Olayımız bundan ibaret. Üçlememi yaptığım zaman üstteki renk de mavi. Mavi sağ tarafta olduğu için üstü sola çeviriyorum. Sağ tarafı çıkartıyorum. Anahtar olarak düşünüyorduk. Anahtarın kilidini açıyorum. Tekrar alt aldığımız zaman kilidin anahtarı solda ise sağlıyorum. Sol tarafı çıkartıyorum. Kapatıyorum. Ve göründüğü üzere ikinci katmanı oluşturmuş bulunuyoruz.